Merhabalar, hepiniz yepyeni bir FC Mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün balonlar etkinliğinin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu video çok güzel olacak. Bu soğuk, yağışlı, karlı pazar gününde içinizi ısıtacak bir video olur umarım. Hem paketlerimizi açacağız, hem etkinliğe bakacağız, hem de şu an Elimde Balondor etkinliği ile birlikte oyunun en iyi 10 stoper listesi var. Onda da birlikte bakacağız. Siz bu listeyi nasıl buluyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Bunların hepsinden önce video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olur. Bana destek olabilirsiniz. Hemen hala benim şu günlük görevlerdeki olayım devam ediyor. Bu günlük görevine bir kere iyi adam çıkartıp ondan sonra her gün yeniden iyi bir adam çıkaracağım diye ümitlenirken galiba o gün bugün kahraman geldi. Kim olup Nakata? Nakata. Büyük ihtimalle Nakata. Ikon Nakata ne kadar ediyor? 93'lük Nakata geldi. Biraz düşük geldi ama yine 6-7 milyon. Onun yanında Van Basten de geldi. Büyük ihtimalle bir 12 milyon falan kasarız. Hemen şu takaslara bakacağım. Bugün takaslarımız var. Yine paket açılımımız var. Şunlara bir bakalım. Jeton 93 oyuncuları kaça verebiliyormuşuz? Şöyle hemen hızlı bir şekilde. 7 milyona veriyoruz. E verelim abi ikisini 7 milyona satılabilir. E, hatta bu da gelmiş. Şunu da satalım. Para paradır abi. Para paradır. Bunları zaten neden buradan satıyorsunuz diye soranlar oluyor. Arkadaşlar buradan sattığınız zaman net para alıyorsunuz. Eğer para pazardan satarsan yüzde onluk bir kesinti daha oluyor. %10'luk kesintiyle birlikte mesela 7 milyon bile satsan oyuncuyu 700 lirası düşüyor. 6-300 eline gelmiş oluyor. Burada net 7 milyon abi cebine koyuyorsun. Şu an 3 tane oyuncu sattık ve bu sattığımız 3 tane oyuncuyla birlikte kasamıza 21 milyon koymuş olduk. Hemen şu son oyuncuyu da satayım. Yeni gelen Nakate'yi de satalım. Yani bunlara bakın. Yani eğer çok böyle fark ediyorsa mesela pazarda satmak daha avantajlıysa orada satın. Eğer pazarda satmak avantajlı değilse burada satabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi geldik Günlük takasımızdan hemen tabi 7 7 14 milyon kastık. Allah bereket versin. Uzatmalara şu an henüz daha girmiyorum. Çünkü son uzatmalardaki o kazıktan e, ben hiç mutlu kalmadım. Hatta son videoma yapılan yorumlar ya uzatmalar sıfırlanacağını söylediler ama abi benim öyle bir puanım kaldı ki ne paket açabiliyorum ne de o puanı görmezden gelemiyorum. Mesela 12.500-30.000 ise ben düşün şey biriktirdim. Yani 10 bin puanım var iki buçuğum yok 10 bin puanım mesela rezil oldu gitti. Anladın mı? Öyle bir durumda kaldım. O yüzden hiç hoşuma gitmedi o iş. Hemen gelelim hiç sizi böyle meraklandırmadan. Oyunun şu an güncel olarak en iyi 10 stoperine gelelim. Tabi biliyorsunuz burada genler çok önemli değil. Oyunun oyunun içindeki istatistikleri ve karakterin oyundaki hali daha çok önemli. Hemen 10 numaraya gidelim. 101 genli bir tane adamımız var. Neredesin yavru kuşum? Tottenham'lı Van day Ven. 364 milyon değeri varmış bu arkadaşın. Ve bu arkadaş şu an oyundaki şu anki istatistikleriyle birlikte ve oyunda oyun içi performansı ile birlikte 10. sırada bulunuyor. Yine İngiltere ligindeniz ama bu sefer de yeni oyuncu yeni 102'ye çıkıyor ve 102'ye çıktığı zaman da ikinci sıradaki yani 9. sıradaki oyuncumuz Gabriel. O da 440 milyon değerine sahip. Gabriel'in de istatistikleri bu şekilde. 8. sırada bu sefer 103 üçgeni e doğru sıçrıyoruz. Ve yüz üçgende hemen Gabriel'in yanında olan Gimines var. Bu adam da yeni şapka etkinliğinden çıkıyormuş. Bu adam da oyunun en iyi 8. Oyunun en iyi 7. stoperi bulmak için 101 gene iniyoruz. Ve bir önceki etkinlikte gelen Vidic. Şu an oyundaki en iyi 7. stoper. Ve 101 aslına bakarsan değeri böyle çok ekstrem bir değerde değil ama Bence alınabilir değerde 6. sıraya ilerlerken yine 103 kene doğru gidiyoruz 103 kende Bu sefer Fransa'ya gittik ve buradaki Kanote Abi baya değerliymiş Şampiyonlar Ligi'nin oyuncusu Şampiyonlar Ligi kartı 1.5 milyon değere sahip Şu an oyundaki en iyi 5. stoper Değil 6. stoper İlk 5'e geldik ilk 5'te zaten hepinizin böyle aklında olabileceği adamlardan bir tanesi var. Şu anda kendisi tam böyle karşımda duruyor. Stam oyunla güncelleme ile birlikte birinci anniversary ile birlikte geldi ve şu an oyundaki hala en iyi 5. stoper Stam. değeri de uygun sayılabilecek değerde Hollandalı oyuncu. Oyundaki en iyi 4. stopere geldik bu benim kadromda da var Şekermiş mi şaka mı etkinliğinden çıkıyordu. Saniba şu an 768 milyon Hatta kimse almıyor ama Saliba gerçekten çok değerli bir oyuncu. Ve oyunun en iyi dördüncü stoperi. Üçüncü sıraya geldiğimiz zaman tekrardan yine Brezilya'ya gidiyoruz. Ve yine bir ikon oyuncu var. Hatta birinci yıl aniverseri oyuncusu. Ve şu an yaklaşık değeri 1 milyar olan Lucio. Lucio abi zaten gördüğün zaman istatistiklerini Brezilyalı olduğu belli oluyor. Tam masa şut da çekecek. Gullit'in hemen hemen şey versiyonu. Tabi ayakları biraz daha kötü. Defans versiyonu. 3. sırada Lucio var. Gelelim ikinci sıraya ve ikinci sırada yine benim 11'imde olan bir oyuncu. Yine bana çeker mi şaka cadılar bayramından çıkan bir oyuncu. Van Dijk var ve Van Dijk 103 geni ile birlikte oyunun en iyi ikinci stoper arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir adam. Zaten Van Dijk abi ya. Ne dinlenebilir ki? Şimdi birinci sıraya geldik. Birinci sıradaki stoperi hepiniz çok merak ediyorsunuz. Videoyu bir durduralım. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa hemen like atıp, abone olup, hype atıp bana destek olabilirsiniz. Hemen tahminlerinizi bir yorumlar kısmına yazın. Oyunun en iyi stoperi abi listede de gördüğünüz gibi en başta olan, en değerli, en yüksek o sahip olan diğer Van Dijk. Bu Van Dijk da şu an oyundaki en iyi stoper arkadaşlar. Net. Ve unutmadan aldığım listenin de fotosunu size unutmazsam şu an koymuş olacağım. Şimdi biz işimize bakalım. Hemen paket açılımına geçelim. Bakalım bugün 3. videoda Bavundar'ın 3. videosunda bakalım şansımız yaver gidecek mi? Şu an ilk 2 videoda pek istediğimiz gibi oyuncular alamadık. Ama yüzgenlere hatta 101'e çıktım mı hatırlamıyorum da. Yüzgenlere falan çıkmıştık. Zaten minimum 99 gen veriyor. Ama ben bugün çok ümitliyim. Yani buradan abi çok güzel adamlar da var ya. 105'i e falan çıkmış baksana abi. Stanchkovlar, Puskaslar, Modricler, Ribery, Pirlo. Manyak manyak oyuncular. Bakalım Şoti'ye. Bu manyak oyunculardan kim gelecek? Haydi bismillah diyelim. Balonların bugünkü en baba oyuncusu. Aa çocuk koydular buraya. Bu çocuğun şansına düzgün bir adam gelir mi be Şoti? Neden olmasın? Haydi bakalım. Yakışıkları. Geliyor. Ceko mu? İki kere Ceko çıkamaz ya. Ceko ne çok seviyorsun beni be kardeşim be. Duruyon duruyon geliyon. Duruyon duruyon geliyon ya. Evet Ceko geldi. Ceko'nun bana ikinci gelişi. Büyük ihtimalle pazarda da ucuzdur. Fiyat olarak. Çünkü fiyatı yüksek olsa en azından 2 gen arttırırız şu. Ceko'ya bir bakayım pazardaki fiyatına. Umarım pazarda biraz değerlidir. Değerliyse de en azından bir tık para kasma yöntemine falan girebiliriz. Ki Dekon, Ceko'nun da biliyorsunuz ismi biraz acayip yazılıyor. Umarım oyun burada bu ismi. Pozisyonda bu arada stoper de kaldı. Ona hemen iptal edelim. Şöyle Ceko'nun dizesini yazalım çıkacak mı bakalım Hadi çıkmıyor abi o zaman nereden bulalım bunu biz öner diyelim tekrardan ee, arama diyelim hemen şuradan adı salla filtreye girelim hiç uğraşmayalım abi pozisyon e, santrafor kaydet maksimumda yüzgen sınırı da yüzgen yapalım ve Ceko'nun buradaki fiyatına bakalım. Bende iki tane var şu an. 28 milyon değeri varmış. Eğer ben Ceko'yu 28 milyona alabilirsem e, ikisini basıp 40 milyon gibi bir parayla kazanabilirim diye düşünüyorum. Şöyle Ceko'yu 27 milyondan hatta ben de abi 27 milyondan şöyle bir isteyin bakayım Ceko bana gelecek mi? Gelirse de bir sonraki videoda Ceko'dan bakalım para kazanabildik mi kazanamadık mı onu görürüz. Şimdi oyun içine giriyorum. Oyun içindeki etkinlikte bakalım takas yapabilecek miyim onu tam olarak bilmiyorum ama onu da yine bir denerim. Şimdi balonlar etkinliğinde hemen burada ben birkaç tane paketlerin hepsi duruyor. Hiçbirini ellemedim. Şu an ilerliyorum gördüğünüz gibi artık 6 saat sonra bu açılacak. İşte 30 saat sonra öteki açılacak. Onları falan yavaş yavaş bitireceğiz. Ödüller kısmına gelelim. Ödüller kısmında dediğim gibi hiçbir şey almadım. Ben şu an besle Müller'i almak bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten satılamadıkları için kadroma da koyamıyorum. Kadromda da oynayacak gende değiller. Şimdi öncelikle hemen başlayalım. Şimdi burada ne var? 300 harcayıp 1000 cevheri alıyorum. Ki CVR'e şu an aşırı ihtiyacım var. Yıldız biletini alma dediniz. Sizi dinliyorum. Almıyorum yıldız biletini. Bunları zaten birer kere açabiliyoruz. Hemen Mascherano'yu da alayım. Maske rağmeyi. Bunları almakta fayda var. Şu an ne kadar kalmış? 1.5 kalmış. Paket açabiliyor muyum? 2 tane 150'ye paket açabiliyoruz. 89-105 arası oyuncu çıkma ihtimali varmış. Ama çıkar mı? Ya çıkarsa? Çıktı mı? Evet şu an çıktı gördünüz. Baya 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 oyuncu çıktı. Yine deneyelim. 85-105 89-105 mi? 85-105 mi? Öyle bir şey ama Evet. Bolat. Sinan Bolat çıktı. Yine 3 milyonmuş ya. Hiç satılıyor mu? Satılamıyor mu? Bilmiyorum da. Burada 200 harca yine 1,5 milyon coin'i kasamıza koyalım. Avantajlı bir şey abi. Avantajlı. Şimdi normal mağazaya geldik. Şimdi normal mağazada paket açarak buradan ileri doğru gidiyoruz. İşte burada 3000 de 1 milyon. 7 milyon da 2 milyon ve 2000 cevher bir tane mask. 2 tane maske öğrenmiş ve Altın Zafer Ödülü'nü alıyoruz. Bakalım bunu hızlı bir şekilde açıyor mu yoksa böyle tek tek açmak sabaha kadar sürer lan bunu. Aynen bunu hızlı bir şekilde açamamız çok kötü ya. Zaten verdiği oyuncular kötü oyuncular. Yani bunu böyle sabaha kadar abi kim uğraşacak açsın ya. Ya buradan düzgün oyuncu çıkma ihtimali zaten yok. Siz bakmayın orada 101 101 filan yazıyor ama ya buradan oyuncu çıkaran olursa herhalde çok şanslıdır. Şu galeri kısmında yani onları herhalde bir güncellemeli büyük ihtimalle yapar. 20 20 20 20 açılır mı ya? Vallahi açılmaz ya. Takaslar kısmına gidelim videonun sonlarına gelirken. Hemen şu 80 98 takasına bir başlayalım. Hızlı ekle. Ekle yavrum. Bakalım ne geliyor? Bugünlük şans takası abi. Şans takası. Ya buradan iyi bir oyuncu gelirse evet gelmedi. 3 tane oyuncu geldi. Şimdi bunu yapamıyorum. 99'luk oyuncuları koymak istemiyorum. Abi Jackal bak 2 tane çıktı demiştim size. En sonunda Guardiola da çıkmıştı. Manchester'lı Yıldız ve ben onun genine çok şaşırmıştım. Çok düşük gelmişti bana geni. Gerçekten şaşırdım. Şimdi bu takası yapacağız. Eğer buradan düzgün bir oyuncu bulursam Oradan gideceğim. Abi 98'leri basacağım ya. Yani 3 tane 98 basacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, buradakileri de basalım. 3 tane de buradan bastım. 85'e geldik. 85'te valla değerli oyuncular var. Hakan'cığım artık seni vermek zorunda kaldım be. Seni de Mecit seni de verelim. Hatta senin yerine seni verelim. Belki pintilim tutar. Bir şeyler yaparım. Evet, günün ilk takası 3. bölümün balondor etkinliğinin 3. bölümünün ilk takasını yapıyoruz. Şu ana kadar oyun bize her ne kadar hiçbir şey vermediyse benim bu paketten gerçekten ümidim var. Hadi yavrum İspanyol. Stoper. Atletico Madrid. Abi yok, gelmiyor. İstediğimiz topçuyu bir türlü sahip olamadık. Ve yanında Nunez'le de geldi. Olmuyor ya. Evet. Şeker mi şaka mı etkinliğinde şov yapan Şoti şu an maalesef bu etkinlikte çok şanssız giriyor. Umarım size güzel şeyler çıkar. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.